fındıklı iki dere arasında, Pıskala ve Abuçağlayan dereleri arasında yeşilin bin bir tonunu görebileceğiniz saklı bahçe niyetinde doğal, bozulmamış bir bölge. Dünyada %2,5 akarsuların içilebilir niteliktedir. Türkiye'deki içilebilir nitelikteki sulardan bir tanesi Munzur, Çağlayan ve Areli deresidir. Ama 2007 yılında bu bölgede Çağlayan Vadisi'nde Paşalar HES projesi çıkmasından sonra Fındıklı'nın kaderi değişmeye başladı. Fındıklı'nın iki vadisinde 24 tane HES projesi geliştirildi. Yaşama geçirmek için şirketler bu bölgelere gelmeye çalıştılar. Bunların amaçları hep su, suyun kullanım hakkını elde etmek. Bu dereleri yüzelcene 5 metrelik tünellerle dereyi tamamen hapsediyorlar. Ama Fındıklı'da bu 24 HES projesine hiçbir şekilde kazına dahi uydurulamadı. Halk 7'den 70'e bu HES'lere karşı duruşunu büyük bir yüreklikle göstererek Türkiye'nin değişik vadilerinde, hatta yurt dışında Fındıklı'daki bu HES mücadelesi örnek oldu ve Türkiye'de birçok derenin kurutulmasına da engel olmuş oldu. O kimse tabi üzülmez. Ama yenilici. Ama vurgun da olur. O, bu dere kabul etmez. Ne Canfet, ne Arili, ne Cürsüköy. Bir iki tane yelacılığından var, bir iki tane daha bu köyden destek veren. Direk aşıdır. İnşallah hiçbir şey yapamazlar. Baktık ki denizle aramıza Berlin duvarı örmeye başladılar. Denizle aramızı yaylaları talan etmek için baktım geliyorlar. Burada fabrikalar, bacasız fabrikalar, filtresiz fabrikalar, baz istasyonları, ıslah çalışmaları, ileride yaşanacak bir durum kayboluyor. İnsanların zaten tarım bitiyor, hayvancılık bitiyor, doğa bitiyor. Bir su, bir yeşillik, bir doğamız var, bir suyumuz var, bir toprağımız var. Baktık bunu da elimizden alıyorlar. Dire satmak için. Sana ne verecekler? 5 kuruş. Korkmuyorum, gözüm yılmıyor, yaşlıyım, çekinmiyorum, utanmıyorum böyle şeylerde. Kafam dik dur, pişman değilim ama yaşlıyım işte, günüm doldu. Ona üzülüyorum. Ama gelin görün ki 2007 yılından bugüne kadar derelerde HES yaptırmayan Fındıklı halkı maalesef dere ıslahlarına karşı bir çözüm bulamadı. Vahşi bir şekilde doğaya, insana, hayvanlara can veren derelerimize bentler yaptılar. Kişi dereye komşu olan kendi arazisine eğer izin vermezse DS'yi duvar yapamıyor. Ancak insanlarımızın da şöyle bir tarafı var ne yazık ki, bu da bir zafiyet aslında. Kendi arazisini korumak ya da kendi arazisini birkaç metre daha genişletebilmek, sağlama alabilmek için oradaki o dere ıslahı çalışması diye duvara izin veriyor. Dereleri koruma platformu halkı karşısına da alamadı. Bu nedenle de derelerimizi dere ıslahı konusunda koruyamadık. Maalesef koruyamadık. Ve yapıldıktan sonra artık bitti. İş bitti. Ha ne zamana kadar? Doğa kendinden alınanı hep tekrar geriye alır ya. Bir gün belki de o duvarların tümünü söküp atacak ama çok büyük bir risk de oluşacak. Eğer o duvarları bir gün çok büyük bir taşkınla söküp atarsa onun yaratacağı set, herhangi bir bent durumu, suyun önünü kapatmak çok daha büyük bir felakete de neden olabilecek bir durum. Bundan sonra Fındıklı halkı sanırım bu dere istarlarında da gereken ilgiyi göstermek zorunda. Çünkü gösteremezse dereleri elinden almış oluyorlar.
Sulak Vadisi'nde yapılan mesela o dere ıslahı çalışması korkunç bir şey. Başladığı günde orada kurulan o şantiyeyi aslında gördüğümüzde müdahale etmeliydik. Ne için şantiye kuruyorsunuz? Nedir bu taş ocağıyla yapmak istediğiniz diye. Yapamadık, onu ıskaladık. Vadi insanının sahip çıkması da aslında bu işin esası. Belki biraz da o Sulak Vadisi insanının da sahip çıkması neden oldu ama nihayetinde tamamlandı o proje ve şu anda dereye komşu olan herhangi bir araziden suya girmek mümkün değil artık. Ne kadar ihtiyaç var diye biliyor musunuz siz? Dere kenarında kazan koyuyorduk, yorgan çarşafları, onu ile nikiyorduk. Kendi çekiyorduk bahçelerde, şimdi yasaklandı, uyuşturucuymuş da. Ondan elbise yapıyorduk. Onu dereye sokuyorduk. Affedersiniz, kilo bile buradan yapılıyor. Ben 80 yaşındayım, utanmıyorum. O kadar. Biz deremizin bir kaşık suyunu kimseye vermeye muhtaç değiliz. Kendileri neye muhtaçtırlar? Dereyle geçindik, dereyle ovunduk. Şimdi o kirli sular da dereye akıyor ne yazık ki. Sıfır atık diyor. Yetkililer sıfır atığı elbette evde yapmalıyız, çöp üretmemeliyiz. Bizim kültürümüzde her zaman şey vardı, mesela bir evinin yanına kara duvarla yapılmış mutlaka foseptik çukuru yaparlardı. Mutlaka. Ve asla kimse direkt olarak şeye, suya, herhangi bir akarsuya, küçük bir ırmağa ya da dereye vermezdi kendi foseptiğini. Kimyasallarla sularımızı kirletiyoruz, toprağımızı kirletiyoruz. Kimyasallara karşı bir mücadele başlatılmalı. Mutlaka dedelerimizin, ninelerimizin yaptığı geleneksel tarımı yapmak zorundayız. Akarsu nereden itibaren temiz? Deniz kıyısından itibaren 10 kilometre içeriye gideceksiniz. En az o 10 kilometreden dağ ya da yaylalara, kaynağına kadar olan kısımda temiz. Evet ama yerleşim yerlerinin olduğu yerden itibaren temiz değil. 3-4 ev dışında bütün kanalizasyon atıklarını kontrol altına alabildik. Ama Aralı Vadisi'nde Gürsü Köyü'nde yapılan bir projeyle bu kanalizasyon atıkları toplanıp dereye akıtılıyor. Yazık günah dereyi. Kendimiz korumamız gereken kendimiz yok ediyoruz. Çağlayan Deresi zaten üzerindeki çiftlikten dolayı felaket durumda. Ciddi bir potansiyel besleyen bir balık çiftliği var. Ve birkaç yerden bilgiyi teyit ettim. Günde 1 ton gibi bir rakamda yem kullanılıyor. Bu yem muhtemelen çıkış suyunda herhangi bir arıtma, bilimsel hiçbir çalışma yapılmamış ki onun olduğu yerden itibaren ki su girilemez, yüzülemez şekilde dere o hale gelmiş. Bu dünya sadece insanlar için mi yaratılmış? Bu dünyada sadece insan hakları mı var? Burada doğada yaşayan birçok canlılar, bitkiler, böcekler bunları yerken iyi. Hayvanları yiyoruz. Bitkileri, böcekleri, bilmem tarımı kaçırmayız, en doğal, en organikleri yemeye çalışıyoruz ve bu tarımı yapan, bu hayatı birlikte paylaşmaya çalışan bu insanların yaşam alanlarını bozuyorsunuz ki anlatıyorlar, bu kanunları yapan insan olduğu için hep kendine yontuyor. Bütün ağaçları, kökleri, verim toprakları 3-4 metre toprağa kazarak dibe gömüyorlar ve çay tarlaları yapılıyor. Bu HES kadar bölgemize zarar getirmektedir. Bunun dışında yaylalara yol yapılması, var olan yolları 9-10 metreye çıkarılması. Yeşil yol diye yaylalar yapılıyor. Vatandaş çatısı çökmüş, o binaya gitmek için gidemiyor. Vatandaş gidemiyor, sizin yaylanıza yol yapıyoruz. Kime yol yapıyorsun? Kime hizmet ediyorsun? Size hizmet ediyoruz dere ıslahı. Bu, biz dere ıslahını istemiyoruz. Devasa oteller projelendiriliyor. Bu bölgeye HES'ler kadar zarar verecektir. Çünkü Ayder'in durumunu, Uzun Göl'ün durumunu görüyoruz. Ekolojik bir turizm gündemde olmalıdır. HES yapma boşuna, bir daha kalır başına. Bu organik vadiyi yok etmeye mi çalışacaklar? Ne yapacaklar? Endüstri turizmini açacaklar? Halkın bu konuda delice soruları var. Bu kış ortasında 27 derece bu şeyde biz bunu konuşurken bunların böyle olacağını, daha da kötü olacağını, yağışlar, dünyanın dengesi bozuldu, ekoloji bozuldu, yaşam bozuldu, sağlık bozuldu, gıda bozuldu. Yani bütün bunların olacağını düşünerek biz doğamızı bozmayın, dünyamızı bozmayın, geleceğimizi bozmayın diye
biz hizmete de karşıyız. Bütün bunları düşününce diyorsun ki yani HES konusunda bu kadar başarılı olmuş bir yer ve bugüne kadar kazma vurdurmamış ilçe bunlara niye dikkat edemedi? Bu da bir soru. Bu soruyu belki de işte dönüp kendimize sormamız gerekiyor. Ölümüne varız. Ben hayatımı zaten yaşamışız. Bizden sonra yaşayacak olan kuşaklara, yaşayacak olan buradaki canlılara, burada yaşam alanlarımızı, bu suyu, bu havayı, bu doğayı yani gelecek kuşaklara iletmek için ne gerekiyorsa biz yapacağız. Biz bugün buraya geldikleri gibi gidecekler dedik ve geldik değil mi? Evet! Gönderdik mi? Evet! Mücadele edeceğiz. Mücadele etmeden hiçbir hak kazanılmaz. Ki dünyada birçok yerde mücadeleler veriliyor. Birçok haklar belki kazanılmıyor ama kazanılanların birçoğu mücadele eden insanlar kazanmıştır. Sürekli mi mücadele etmek zorundasın? Evet ama sürekli bir saldırı var. Sürekli bir yıkım var. Özgür bıraksınlar, rahat bıraksınlar ve bir rahat bir nefes alalım. Hürriyetli adamı yıpratır! Göz koyanın gözleri kör olsun. Biz dirhemuzi vermeyiz kimseye.